İyi günler diliyorum. Öncelikle belki Kültür Sanat Derneği'nin başkanı ve üyeleri, sizin gibi genç sanatkar arkadaşlarımızın bu davetine teşekkür ediyorum. Ben 1956 Tokat Tural doğumluyum. Bütün tahsil hayatımı Susurluk'ta, bütün spor hayatımı Susurluk'ta, bütün iş hayatımı Susurluk'ta yaşayarak yaptım. Evliyim. Eşim bir tane, çocuğum bir tane, torun bir tane, hepsi bir tane. Uzun soluklu spor hayatımda tabii eşimin katkısı çok fazla. Bir de anne baba iki tarafta soy ağacımız spora dayalı olduğu için oradan beslendik. Biraz da biz kendimizden katarak Susurluk'taki çocuklara, gençlere bir şeyler anlatma, öğretme, onları yönlendirme, katkı sağlama çalıştık. Tabii bu süreç içinde de çok uzun soluklu futbolculuk, antrenörlük, yöneticilik üç boyutlu yaptım bunları. Susurluk'ta da 5 tane kulüp kurdum. Her kulüpte futbol oynadım. Antrenörlük yaptım, yöneticilik yaptım. Bu yaptıklarımın dışında da özel olarak da bütün kulüplerin geçmişiyle ilgili, tarihiyle ilgili çalışmalar yaptım. Özel albümler hazırladım. Spor kitabı mı denir, spor albümü mü denir? Onlardan 3 tane hazırladık. Onların da yapımında işte Hüseyin Yılmaz'ın emeği var. Benim teknik danışman o. Ben sahnede görgüyüm ama perde arkasında hep gençler var. Destek veren arkadaşlarımız var. Ondan sonra da biraz da Güzin abla muhabbeti var bizim zamanımızda. Ortaokul, lise bir aradaydı. Biz ağır abi olduğumuz zaman çocuklara, gençlere işte öyle kızından ayrılan delikanlıyı falan dinlerdik parkta sabahlara kadar. Oradan kalma bir herhalde alışkanlık mı? Dinleyerek edindiğimiz bir şey herhalde. O zamanlardan bugüne gelen o duyguları daha sonra dışa vuracak şekilde şiirler yazdım. Şiir kitabı. 2 tane de şiir kitabımız çıktı. İşte bunlar Gönül Kumbarası biri. İkincisi Duygu Tarlası. Nasip olursa üçüncüsü de ileride gelecek. Ama bunların içinde en çok beni heyecanlandırdı. Babamın hayatıyla ilgili çok heyecanlı bir hayat var. Çok ders alınacak bir hayat var. İşte Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de, Bulgaristan'da, bu ülkelerde yaşanmış hayat var. Onu kaleme almayı düşünüyorum. Onunla ilgili çok fotoğraf, bilgi, belge toparladım. Onu inşallah bu sene içinde bitirmeyi düşünüyorum. Onun dışında kendi oğlum, o da futbol antrenörü. Beden Eğitimi Sporu Yüksekokulu mezunu İzmir. O da şu an Susurluk Spor'un antrenörlüğünü yapıyor. O büyüklerle çalışıyor. Ben küçüklerle çalışıyorum. Keşöz Spor'da 95 yılında dernek olarak kurduk. 96 yılında da kulüp olarak kurduk. A genç, B genç, Yıldız, Minik o zamanki adıyla o takımlarda lige girdik. Daha sonra U 10'dur, 11, 12, 13, 14, 15 gibi, 16 gibi, 17 gibi o yaş gruplarında girdik. Belediye yönetimi, buradaki esnaf arkadaşların desteği olduğu sürece çok sayıda çocuğa spor yaptırdık. Özellikle 86 yılından beri hiç ara vermeden futbol yaz okulu olarak çalışma yaptım. Ama şeker spor, ama beşeri spor, ama susurluk spor, ama halk eğitim, ama gençlik spor. Herhangi bir kurum adı altında olsun. Uzun soluklu da futbol okulları açtım. Şu an biraz frene basıp küçülmeyi düşünüyorum. Yeterli destek verilmediği için kendi çapımızda, kendi yağımızla kavrulacağız. Bize destek veren velilerle veyahut da kendi eş dostumuzla bir de bizim yetiştirdiğimiz sporcular belli konuma geldi. Artık söz sahibi oldular. Ekonomik güce ulaştılar. Şirketin CEO'su durumuna geldiler. Onların katkıları var. Daha farklı siyasi olarak da destek veren arkadaşları var. Yani siyasette güçlü olanlardan. Onlarla sadece iki takım halinde çalışma yapmak istiyorum. Ama onları dolu dolu büyük kente götürmek istiyorum. O kent kültürünü görsün istiyorum. Üniversitenin kampüslerine girsin istiyorum. Oraya dolaştırın. 5 yıldız otellerde gitsinler kalsınlar. Oradaki yemek kültürünü de öğrensinler. Sonra iyi takımlarla oynasınlar. Rakiplerin imkanlarını görsünler. O tesisleri görsünler. Onları gördükleri zaman buraya gelip buradaki tesislerle aradaki farkı mukayese etsinler. Ve erken yaşta bunları yaptırıp onların bilincine varsınlar diye düşünüyorum. Onları işte en kısa bu Dalyan olsun, Erdek olsun, işte şeker kampın oluyor. Hemen kısa pas oraya götürüp onları bir denize götürüp piknik yapmayı düşünüyorum. Eğer şey açılırsa bu pandemi olayından sonra sahalar açılırsa yine İstanbul, Kocaeli, İzmir,
Bursa, bu illerde de çocuklarımı götürüp onlarda hazırlık maçı, özel turnuvalara katılmak istiyorum. Pandemi olayını basından öğrendim. Daha doğrusu televizyondan güncel haberleri, akşam üzerleri izlerken öyle öğrendim. Tabii bireysel olarak da, aile olarak da etkilendik. Yaşam biçimi değişti. Evdeki dışa çıkma yasakları, evdeki alışkanlıklar, dışarıdaki sosyal hayattaki alışkanlıklar derken birden yavaş yavaş teneffüs etmeye başladık. Biz de tabii uyum sağladık. Özellikle de yasaklar başlayınca, daha doğrusu yasak değil mi? Evde kal olarak değerlendirdik. Herkes evinde kalıp. Aslında evde kalmanın da bazı iyi tarafları var. Neden? Ben pandemiyi böyle değerlendiriyorum bir bakıma da. İnsan kendi iç dünyasıyla hesaplaşabiliyor. Yani yalnız kalınca, zorunlu da olsa, yani evde kalma zorunlu olunca farklı meşgale de oluyor. Yani kitap okuma, el işi yapma, daha farklı müzik dinleme, televizyon izleme veyahut da sinema izleme gibi daha farklı şeyler de olabilir ama ben kendinle muhakeme kurma, kendini böyle bir test etme, ben şimdiye kadar neler yaptım, yani bu biraz da ders alabilmek bu konudan. Hayatını daha verimli, daha iyi şekilde yapabilmek adına böyle bir musibet bazen iyidir. Yani bir nasihattan diye bir laf var bizde, atasözü. Yani böyle bir musibet olarak değerlendirirsek böyle kötü bir şeyden. Tabii dünyaya etkilen bir hadise bu. Fakat ben bireysel olarak değil de kurumsal olarak, yani Susurluk Beşehir Spor Kulübü'nün antrenörü, yöneticisi olarak çocuklarımla sporu bir anda kesince böyle bir bocaladık ettik. Nasıl bu çocuklara tekrar spor yaptırabiliriz diye planladık. En kısa olarak da vasat eğitimi diyebileceğim. Böyle özel bir eğitim geliştirdik. Çocuklara işte sporun faydaları, antrenmanın faydaları, spor beslenmesiyle ilgili, işte oyun kaydı kuralı vesaire. Bu tür futbolun beylik faktörleri dediğimiz ana işte teknik, taktik, kondisyon, onlarla ilgili kısa kısa böyle anlatımlar, ders diyebileceğimiz gibi şeyler. Hatta onları dinleyip geri dönüşüm aldığımız zaman çocuklardan, onları daha sonra hediyeyle, çocukları derslere daha çok dikkat etmesi için hediye vererek özendirdik, öyle diyelim. Bunları biraz yarışma modunda yaptırarak daha sonra, hatta Mart ayında pandemi bilgi sahibi olduk. İşte onunla haşır neşir olurken. Ama daha sonraki Nisan-Mayıs aylarında da tecrübe kazanınca 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarında da özel, yani 23 Nisan'da 23 saydırmaya hediye verdik. 19 Mayıs'ta 19 saydırmaya. Hatta onları da 19 Mayıs'ta 23 Nisan'a iki profesyonel topçumuz, ikisi de Trabzon'a gitti. Bu vesileyle onu da söyleyelim. Rahmi Anıl Başaran, Balıkesir Spor'da gol kralı olan, U20 milli takımında forma giymiş ve Trabzonspor'a da transfer yapmış sporcumuz. Bize de bu pandemi sürecinde evde kal projesi içinde yaptığımız bu çalışmaya katkı sağladı. Bu WhatsApp'ta çocuklara attığımız çalışmaları bir tık da zoru onlar yaptı. Tabii bu arada biz, Onur Akdeniz var, Kurcuoğlu'lu. O da Ekimoğlu Spor'da, Trabzon'da ama Ekimoğlu Spor'da futbol oynuyor. O da aynı şekilde WhatsApp'tan çalışma yapıp bize attı. Biz de çocuklara attık. Yani biz bu evde kal projesini dolu dolu çocuklarla yaşadık. Ondan sonra bir de özel çalışmalar yaptık. Bu profesyoneller devam etti tabii çalışmalarına. Rahmi Anıl Başaran, Yiğit Ankır, o da çocuğumuz. Son 3 maçta Balıkesir Spor'un kalesini korudu. O da profesyonel olup imza atmıştı. O da Beşiktaş Spor Kulübü'nün sporcusuydu. Onlarla burada özel çalışmalar da yaptık. Daha sonra da yasak sadece şeylere serbest geldi. Bu atletizm ve yani ferdi sporla, futbol lisesi ve BESO çalışmalarına. Daha sonra da o çalışmaları yaptık. O çalışmalardan sonra da yeni valimiz Alısağlar'daki futbol oynamayı yasaklayınca biz de mecburen şimdi mola verdik. Susurluk'ta spor olayında birden böyle bir şey, yasaklar başlayınca, belli yaş aralığında bir de yasaklar vardı biliyorsunuz. Bir ara 20 yaş altı, sonra 18 yaş altı, sonra işte neyse, yani belli yaş aralıkları belli günlerde bir serbestlik oldu. Ona adapte olurken bayağı bir sıkıntı çekildi. Sonra sahalar birden kapandı. Futbol sahamız kapalı. Futbol sahası da sırf futbol oynanmıyor tabii. Yürüyüş yapıyor insanlar. Başka spor yapmak isteyenler de, ferdi olarak yapmak isteyenler de o sahayı kullanmak istiyorlar. Futbol sahasına giremiyorsun. Nerede yapılacak? Salonlar kapalı. Salonlarda da yapılmıyor. Yani ayrı
askerlik salonudur ya da fitness salonu, oralarda da yapılmıyordu. Bizim Susurluk'ta basket, özellikle bu akşamları basket oynanıyordu. Orada biraz böyle vardı, opsiyon vardı. Ama çocuklar o kendilerine ait olan gün ve saatlerde okul bahçelerini ve özellikle de parkımızda şu an bile yani en rahat kullandıkları yer orası. Yani şu an futbol sahasında futbol oynanmıyor, halı sahada futbol oynanmıyor ama parkta serbest yani çocuklar. Ve kendi bahçeli evlerde, sitelerde burada futbol oynuyorlar. Şimdi lig olarak Susurluk Spor'un Süper Lig'de oynadığı için maçları bitmişti zaten. Onlar etkilenmedi. Sezon itibariyle maçları bitmişti pandemide. Onlardan sonra birinci amatörde vardı zaten, Babaköy küme düşmüştü. İkinci amatör küme, onların maçları oynanmadı. Oynatılmadı onların maçları. Süper Lig'de de yani birinci, ikinci takımların, diğer düşecek takımlarla çıkacak takımların oynayacağı maçlar, onları oynatmadan direkt üste aldılar. Bizim de şöyle turnuva düşünüyorduk mesela. Çanakkale'ye gidip 10 yaş grubu, U10 dediğimiz o yaş grubunda bir İstanbul düşünüyorduk, iki takım halinde gidelim diye. Hem Gençler Birliği hem Beşiktaşspor. Bu pandemi olayında Çanakkale'yi iptal ettik. Yani rezerve ettirecektik. Sponsorları da bulduk. Sağ olsunlar arkadaşlar. Oraya gidemedik. Tabii etkilendik, olumsuz olarak etkilendik. Ama bu önümüzdeki günlerde açıldığı zaman bunları yerine getireceğiz. Pandemi olayında yeni alışkanlıklar edinmek zorunda kaldık. Yani bireysel olarak, toplum olarak. Neden? Şimdi bireysel olarak söyledim. Evde uzun soluklu kalınmıyordu. Özellikle bizim ataerkili aile olduğumuz için erkekler genelde kahvede fazla vakit geçirdi. Şimdi kahveler falan kapanınca mecburen evde kaldılar. Evde kalınca tabii farklı bir iletişim geliştirmesi lazım eşinle, çocuklarına. Bir arada oldukları zaman o daha önceki açığı da kapatmış oldular. Hani eşini ayırmadı, zamanı ayırdı. Çocuğunu ayırmadı, zamanı ayırdı. O zaman şöyle bir şey, olumlu bir tarafı da oldu. Yani bir derste öyle oldu. Şimdi mesafe olayı var en önemli. Bu fiziksel mesafe dedikleri, sosyal mesafe adı neyse. Buna uyum sağlanacak maske olayı var. Bir de hijyen kurallarına uyacağız. Yani devamlı elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Bu kendi arasında bizim bir de alt kültürden beslenen alışkanlıklarımız var. Biz samimi olduğumuzu hissettirmek için böyle sarılır, belimizi koparız, öpüşürüz falan. Böyledir yani bizim toplumun böyle bir şeyi var. Sosyal hayatta özellikle kahveye de gitsen, düğüne de gitsen, derneğe de gitsen böyle bir hikaye var. Artık bu alışkanlıktan yani uzak durmamız lazım. Yavaş yavaş düğünlerde de aynı şekilde uzaktan. Hatta takılar falan da yok zaten. Herkes artık ortaya atıyor. Bunu devam ettireceğiz. Yani ne zaman bize bunu tebliğ edecekler, tamam normal hayata artık dönebilirsiniz diyecekler. Devletin kurumları, yani Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı neyse. Biz ancak o zaman normale döneceğiz ama normale dönünceye kadar bu süreç içinde ne yapmamız gerektiğini bize zaten söylüyorlar. Televizyonda, basında, sosyal Facebook'ta, şurada burada biz yapıyoruz. Yani bir taraftan da disipline etmeye çalışılıyor, bir taraftan da suistimal ediliyor. Ben de diyorum ki insanlar duyarlı olması lazım ama yanındaki insana da bir şey söylenmiyor. Adam maskeyi takmadan dolaşıyor. Hani unutabilir, uyarsan farklı tepki verir diye uyarılmıyor. Yani bir de bizde öyle bir şey de var, kültür de var. Ama söylüyorum, herkes kendi çocuğundan, eşinden, yakın konu komşusundan sorumlu. Yani en azından katkı sağlayabilecek, ikna edebilecek, anlatabiliyor muyum? İnsanlara söylemesi lazım. Ve bir de onların dışarı çıkmayacağı zamanlarda ihtiyaçlarını karşılamaları lazım. Ben öyle yapıyorum yani mesela. Yani konu komşunun. O pandemi sürecinde de devamlı öyle yaptım. Yani dolaştım ihtiyacı olanları. Ya özellikle bu para yatırma falan, fatura işleri falan, onlar belli yaş üzeri, 65 yaş üzeri şeyleri çok etkilemişti. Ben biraz da bu konuda farklı çalışıyorum. Farklı uygulamalarım var. Çocuklarla ilgili hani sayısal, sözel animasyonlar, eğlenceli oyunlar, o formattaki çalışmalar. Ben pandemi sürecinde de aşağı yukarı bu demin anlattığım şeyler varken de bir iki ay hep bu şeylerle ilgili çalışma da yaptım. Yani sadece topla o Anıl'ın veyahut da Onur'un yaptığı çalışmalar, benim yaptığım çalışmalar değil. Onun dışında da özel bu çalışmaları çocuklara attım. Hatta onunla biraz bazıları zorlandı. Şimdi oradan şuraya geleceğim. Benim hayatımın en önemli şeyi çocuk. Ben çocuğun dünyasına girebilmek, onun hayatını yönlendirmek, katkı sağlamak
aynı zamanda gencin yanlış yapabileceği yaştaki o yanlışları yapmama adına bir şeyler yapabiliyorsam, yani benle olduğu için, benim ortamımda olduğu için, bizim sosyal alan içinde var olduğu için, o adı geçen işte ergenlik problemli olduğu yaşlardaki o rahatsızlıkları, yanlışları yapmamaya ben katkı sağlıyorum. Çocuk deyince tabii özellikle ben 6 yaşından başlıyorum. Tabii öğretmenler şimdi biliyorsunuz daha önce sınıf öğretmeni 1, 2, 3, 4, 5 dönüyor gene 1, 2, 3, 4, 5. Ama 6, 7, 8 eskiyi söylüyorum ortaokullarda sınıfta kalıyorlar. Yani 6, 7, 8 çocuğunun o fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişiminde şey yapıyorlar yani. Eller yukarı o kadar. Öğretmen de olsa öğretmenler de aynı şey söylüyor bana diyor. Ya hocam bizde 2 çocuk var işte. Hakkından gelemiyor. Sen bu çocuklarla nasıl iletişim kuruyorsun? Nasıl bu kadar sabrediyorsun falan. Şimdi oradan lise. Şimdi her yaş grubunun kendine ait bir özelliği var. O yaş gruplarına sahip çıkarsan bir, para vermeden yaparsan iki, bir de sabredebiliyorsan bazı konulara üç. Neden? Ya ben şimdi çocuğu seviyorum. Çocuğu sevdikten sonra bir daha problem yoktur yani. Dağları aşarsın. Ama genci de seviyorum. Anladın mı? Onların yanlışlarına rağmen zaten o yanlışları yapacaklar ki ben olduğumun farkına varayım. Yani ben onlara bir şeyler vereyim. O yanlıştan döndürmek adına yani bir şeyler yaptırayım. Yani ona ben bir hoca olayım, bir abi olayım, bir ne bileyim baba olayım. Bir dayı olayım, bir amca olayım. Yani onun kafasında oluşturduğu neyse yani o olayım ama ona katkı sağlayayım. Ben yapıyorum. Daha önceki yıllarda beden eğitimi öğretmenleri hiç bu anlattığım senelerde ben yaz okulu açarken gelip de veyahut da müzik öğretmeni, resim öğretmeni böyle çocuklarla katkı olsun diye bir şeyler yapmıyordu. Ben yapıyordum ama yapmıyor diye onları da eleştiremem. Yani herkesin çocuğa gence bakışı farklıdır. Hayata bakışı farklıdır. Yani sosyal hayattan beklentisi farklıdır. Siyasi bakabilir, ekonomik bakabilir. Ben çocuğu sevdiğim için onlara nasıl katkı sağlarım diye geceleri bile özel kendim çalışıyorum. Yani ben hep öğrenciyim. Bunu ben 7 yaşındaki çocuktan futbolu öğrenirim dediğim zaman bana çok mütevazisin diye biraz da böyle şey yaptılar yani dalga geçer gibi de konuşuyorlardı. Gerçek o yani. 7 yaşındaki çocuğa davranış biçimlerini görebiliyorsan, onun taleplerini, isteklerini fark edebiliyorsan, neden memnun olduğunu, neden zevk aldığını, almadığını, hangisini hareketin hoşuna gittiğini, hangi tür çalışmalarla daha yoğun ilgi gösterdiğini fark ediyorsan öğreniyorsun işte. Bu kadar basit işte. Ben de ona göre format hazırlıyorum, ona göre program hazırlıyorum. Bir de çocuğa dokunuyorsun yani, anlatabiliyor muyum? Öpüyorsun, kokluyorsun, omzunda taşıyorsun, sırtında tuvalete götürüyorsun, ne bileyim sünnet olmuş, top çarpmış, haberin yok, kanama olmuş, pansuman yapıyorsun, doktorsun, sağlıkçısın, antrenörsün, eğitmensin, öğretmensin. Şimdi bunlar varken, bu kadar şey sırtında çuval varken bırakamıyorsun yani. Onu taşırken mutlu oluyorum, açık söylüyorum yani. Ama başkası yapar yapmaz. O beni bağlamıyor. Neden? Herkes kendi yaptığından sorumlu ya. Şu an ama okullarda da başarılı, sadece kulüplerde değil. Susurluk, her zaman söylediğim bir şey var. Onu tekrar söylemek isterim. Ferdi spor, takım sporları, okul sporları, bütün sporlarda başarılıdır. Susurluk'tan her boyutta sporcu çıkar. Burada çocuğu geliştirecek. Kapalı spor salonu yokken biz salon sporlarında okul olarak başarılı olduk. Kulüp olarak başarılı olduk. Nasıl izah edeceğim bunu? Demek ki olsa, şimdi bir yüzme havuzu 25 sene önce şeyde vardı, biz yapmadan, Dursun Bey'de. Biz yaptık şimdi. İşte çocuklar, Allah razı olsun, Tahsin yaptı. Yani ben söyledim, beni dinledim, yat kendi bilemem. Ne oldu? Çocuklar yüzme öğrendi. Şimdi hangi çocuk yüzme bilerek hayatını kurtardı, onu kantarda da tartamazsın, bilemez. Belki iyi öğrendi arkadaşının hayatını, onu da bilemez. Anlatamam. Bunun şeyi yok. Ama şimdi Susurluk'ta böyle bir gerçek var. O gerçekle yüzleşmesi lazım insanlar. Özellikle mülki amir, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, siyasi parti ilçe başkanları seni gördüm herkes hocam tamam diyorlar. Arkanı döndüm hiç umurunda değil. Şimdi Susurluk'un gerçeği de bu. Yüzleşecek. Susurluk'ta çocuk, genç 10 numara. İmkan sağlansın. Bu salonlar gelişsin. Bunlar Türkiye'de bir numara olur. Olimpiyatlarda, dünya müsabakalarında bize ülkenin ismini her yere yazdırırlar. İstiklal Marşımızı her yerde okuturlar. Ama dediğim gibi sahip çıkacaklar. Yap bir daha yüzme havuzu yap.
Kapalı yap, yarışmacı takım çıkar. Ben söylüyorum, oraya ben sokmam ki çocuğun dışında. Her taraf deniz, git Erdoğan'a git, nereye gidersen git. Oraya çocuk girecek. 7-12 diyeceğim. 12'den büyüğü de almayacak. Oraya eğitim. Yapacaksa yapsın vatandaş ya. Paralı yapacaksa yapsın. Ben söylüyorum çocuklara. Sadece onu söylemiyorum. Al kapalı salon yarım yani. Okul müsabakaları mı yapılacak? Kulüp müsabakaları mı? Voleybol, karate, judo. Herkes sen çık ben gireyim. Kavgalı dövüşlü böyle. İte kaka gidiyor yani. Gerçeği de söylemek lazım. Şimdi şurası. Burası yakışıyor mu? Burası halı saha değil mi? Susurluk'un göbeği. Tek eğlence yeri Susurluk Parkı. Onun bitişinde spor kompleksi. Bir de adı da spor kompleksi bunun. Yan tarafta basket şey var. Anlatayım. Burada futbol sahası. Arkada da amfiteyatro varmış. Ya burada şimdi açık söylüyorum böyle halı sahalar yok. Gerçekten yok. Yani bunları hayvan damında kullanıyorlar bu tel örgüler artık. Gitsinler büyük kente görsünler, yapsınlar. Susurluk genci hak etmiyor. Bak burada basket sahası var ya. Gece elektrik yok, lamba yanmıyor diye gece basket oynayamıyorlar. Ben de burada nöbetçiyim ya, gelip geçerken bana soruyorlar. Hoca diyorlar ya bunlar neden küflü, bu köşe bentler var ya direkten. Onları boyattırsana diyorlar. Dedim ya yarın sabah giderim belediyeye. Hepsi beni bekliyorlar. Hemen başlarlar elinde fırçalar. Yok dedim ya sen ne yapıyorsun? 31 Mart'ta seçim oldu. 23 Nisan'da Bandırma'da. 23 Nisan bayramı etkinliklerine katılacaktık. Sağ olsun katılamadık. Vasıta temin etmediler. Sonra da hadi dedik bu acemilik şimdi oldu bu falan derken 19 Mayıs 100 yılın bayramı. Asırlık bayram olacaktı 19 Mayıs. 1919, 2019 geçen yılı anlatıyorum. Sınıfta kaldık. Bayram falan yapamadık. Dedim ki şu Susurluk'un üzerinden ölü toprağa kalksın. Gençlere bırakın siz yapmayın. Gençlik bayramını gençler yapacak. Kimse orada burada protokol olup da süs olmayacak. Onlar çılgınca eğlenir, organizasyon yapar. Ben dedim Karşıyaka'daki sahaya iki tane kulübe koyun, iki direk koyun. Fener, Galatasaray, Beşiktaş takımlarının altyapılarını getireceğim. Bursa Spor'u getireceğim. Balıkesir, Bandırma Spor'u. Bütün organizasyonu ben yapayım. Sadece bunları yapın dedim o kadar. Başka da bir şey istemiyorum. Para pul da istemiyorum. Ben yapacağım dedim. Bekliyorum şimdi. 2019 bitti ya. Şeyde de pandemi vardı. 2020'de. 2021'i bekliyoruz. Pandemi süreci bitmiş değildir. Ciddiyetle kurallara uymak zorundayız. Bu hem kendimiz için hem karşımızdakiler için gerekli olan bir şey. Biz bir kere bu maske olayını, mesafe olayını, hijyen olayını, üç boyutlu bu hadiseyi sonuna kadar devam edeceğiz. Ne zaman normal yaşama döndük diye bize tebliğ gelecek. O zaman biz bunu o zaman normal hayata döneceğiz. Bu zamana kadar geçen bu süreçte ben kendi çocuklarımla ilgili söylüyorum. Bir bireysel olarak uzun soluklu spordan uzak kalırsanız hem fiziksel olarak bir şeyin rahatsızlığınız olur. Neden? Kilo almaya başlarsınız. Hareket kabiliyetiniz azalır. Sporcu zaten 72 saat geçmeyecek şekilde ara vermeli. Yani evde oturduğu yerden evde kaldığı sürece yapabileceği bireysel sporlar var. Bizim tabir ettiğimiz olduğun yerde durduğun yerde koşarak ısınıyorsun. Bütün kültür fizik hareketlerini stretching şeklinde yukarıdan başlayıp aşağıya kadar bütün oynak bölümleri çalıştırarak yapılan ısınmalar var. İşte ileri geri yan koşular, çapraz koşular. Bunların set olarak artırarak, sayısını artırarak her gün yapılabilir. Olduğun yerde oturarak, yatarak yapacağın hareketler var. Özellikle ayak hareketlerini vücudun diğer bölgelerine birlikte çalıştırarak yapılan hareketler var. Sonra evde abi, abla, baba, anne neyse aile fertleriyle birlikte yapılabilecek hareketler var, eşli hareketler var. Veyahut da topla çalışmak isterseniz yine eşli hareketler veyahut bireysel olarak sana top atıp da sen örneğin kontrolları, kafa, göğüs, diz, ayak, üstü, içi, dışı gibi onları yapabilirsin. Diğer şeylerde de belli serbest olan saatlerde de özellikle yürüyüşler en güzel spor yürüyüştür. Yani parkta işte görüyorum ben. Sahanın etrafında şimdi yürüyorlar. İstasyon tarafında yürüyorlar. Duman yolu dediğimiz yerde orada yürüyorlar. Yürümeleri çok iyidir. Normal vatandaşlar da yürüyor. Sporcular da öyle ama. Şimdi bir de bizim birlikte olduğumuz şeylerde dikkat edeceğimiz şeyler çok önemli. Çünkü mevsim itibariyle şimdi düğünlerin yani evlenme düğünlerinin, sünnet düğünlerinin yoğun olacağı zamandayız. Çünkü 1 Temmuz'da başladı serbest değil mi? Ama şeyle yani kontrollü serbest. Hem mesafe işte bu izleyeceksin.
olaylarını. Ama bunu işte suistimal etmeden aynı ciddiyette devam ettirmemiz gerekiyor. Yani biz kendimiz de uyuyacağız. Uyaracağız da arkadaşları mecburen düğüne gittiğimiz zaman. Öyle çok uzun soluklu artık düğünlerde eski düğünler olmayacak. Buna dikkat edeceğiz. Son olarak da ben çocuk gençlerle sürekli bir arada olduğum için onların şeyde kaldık liseden sonra üniversiteliler de var. Yani okuyanlar var, mezun olanlar var. Onların da Susurluk'ta bir araya gelip ortak ürettiği bir şeyler var. Özellikle bu kısa film çalışmaları, işte fotoğraf çalışmaları, tiyatro, resim neyse, müzik çalışmaları. Bunlarla ilgili bir de derneğimiz var işte. Belki Kültür ve Sanat Derneği. Derneğimize katkı sağlayabilirler, gelip üye olabilirler. Ekonomik olarak katkı sağlarlar, bağış yapabilirler. Fiziksel olarak devamlı gelir, etkin görev alabilirler. Gönüllü olarak çalışabilirler. Bu vesileyle de son olarak da ben sizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Belki Kültür ve Sanat Derneği'nde ayakta kalması için de ben de gerekli katkıyı yapacağımı söylüyorum. Hepinize son olarak tekrar teşekkür ederim.